Pocoyo'nun kukla gösterisi. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Dur. Bu da ne? Aa, hayır hayır, öbür taraf. Hayır, bu şey öbür tarafta. Aa, şimdi Pocoyo'nun nereye bakacağını siz söyler misiniz? Arkamda. Çok doğru. Bu minicik bir tiyatro. Olamaz. Bu nedir? Bir kutu mu? Vay canına. Hadi bakalım. Bu sensin Pocoyo. Pocoyo'nun bir kuklası. Acaba Pocoyo şu anda ne yapıyor? Ben Pocoyo'yum. La 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 la. Hem de izleyici olmak gerçekten zor bir iş Pocoyo. Sence izleyici olarak birkaç arkadaş olsa iyi olmaz mı? Bence kuklanın düşmesi çok hoşlarına gitti Pocoyo. Harika! Hep birlikte kuklacı Pocoyo'yu alkışlayalım olur mu? Ellie, Pato, yavru kuş ve tırtıl size bir şey gösterecek. Bu gerçekten hoşunuza gidecek. O sensin Ellie. Ne kadar güzel görünüyor. Vay canına, buna bak. Bence yeni bir gösteri istiyorlar Pocoyo. Şuna bakın. Bu gösteride sanki bir uzay serüvenine çıkmışız. Aa, anladım. Bu serüvene Pocoyo liderlik ediyor. Bravo. Oo, bakın. Bir uzaylı. Pato ile Ellie ne kadar da çok korktu. Uzaylılar Pocoyo'yu kralları yaptı. Ellie ile Pato bu öyküyü pek fazla beğenmedi. Kral Pocoyo. Görünüşe göre Ellie ile Pato sana biraz dargınlar. Pocoyo'ya arkadaşlarının ona neden dargın olduğunu siz söyler misiniz? Çünkü dalga geçti. Geçti.
umursamıyor musun Poco'yu? Aslında umursuyorsun değil mi Poco'yu? Poco'yu ciddi değildi. Herkes yine arkadaş mı? Yaşasın güzelce oyun oynamak. Özür dilerim. Ve yaşasın güzel oyunlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ürkütücü sesler. Serüven yaşama umuduyla uzaya çıktık. Merhaba Poco'yu. Merhaba Pato. Merhaba. Ne oldu Pato? Uçak kuşu sen mi sürmek istiyorsun? Vay canına. Pato. Pato'ya dikkatli olmasını söyleyebilir misin? Dikkatli ol Pato. O parça belki de çok önemli değildi. Ya da belki önemliydi. Görünüşe göre uçak kuşun kayıp parçasını bulmanız gerekiyor. Şu tarafta. Galiba Pato öbür tarafta arama yapmak istiyor Poco'yu. Vay be. Bu da neydi? Pato az önce çok tuhaf bir ses duydu Poco'yu. Belki de sadece senin kuruntundur Pato. Kesinlikle sadece senin kuruntun değilmiş. Bu bir uzaylı. Poco'yu Pato'nun bir uzaylı gördüğüne inanmıyor. Poco'ya bizim de gördüğümüzü hep birlikte söyleyelim. Evet, gerçekten bir uzaylı var. Pato, Pato. İçinizden biri Poco'ya uzaylının nerede olduğunu söyleyebilir mi? Kafanda.
Aa, vay canına. Uçak kuşun kaybolan parçası. Demek seni bu yüzden takip ediyormuş Pato. Sadece geri vermek istiyormuş. Karpuz mu? En sevdiğin şey Pato. Görünüşe göre kendine çok özel bir arkadaş buldun Pato. Pekala, eve geri uçma zamanı geldi. Neredeyse uyku zamanı. Merak etme Pato. Yeni arkadaşını başka bir gün ziyaret edebilirsin. Sadece sürüş becerini geliştirmen gerekiyor. Biraz da olsa. Hoş. Yaşasın Pato. Yaşasın Pocoyo. Ve yaşasın yeni arkadaşlar edinmek. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Acaba Pocoyo bugün nerede? Oh, Pocoyo. Pocoyo ödümü koparttın. Anladım. Bu senin yeni oyunun değil mi? Çok komik. Şimdi nereye gitti? Beni yine kandırdın. Bunu hiç beklemiyordum. Şimdi ne planlıyorsun? Ama Pocoyo... Sanırım Pocoyo hepinizin onunla birlikte bö demenizi istiyor. Hazır mısınız? 1, 2, 3. Ama Pocoyo, herkes bö oynamaktan hoşlanmaz. Lula'ya da bö yapmayacaksın, değil mi? Hayır. İyi. Hayır. Zavallı Lula. Pocoyo, bunu düşünme bile. Hayır. Pocoyo'nun yeniden bunu yapmasını mı istiyorsun? Gerçekten çok eğleniyorsun değil mi? Hayır Pocoyo. Pato'nun ne kadar hassas olduğunu biliyorsun. Belki de bunu... Pato, bu çok korkutucuydu.
da yok. Ah, işte bu. Güzel, rahatlatıcı bir banyo. Denizin dibi. Burada biraz sessizlik ve huzur bulabilirsin Pato. Ne kadar yorucu. Ah, evet. Su. Ama Pato, sence de bu işi biraz fazla abartmıyor musun? Sen mi? Hayır. Oh, zavallı Pato. Biriniz Ellie'ye Pato'nun neden bu kadar korktuğunu söyleyebilir mi? Onu korkuttu. Papaya onu korkuttu. Hepimizin bö demesini mi istiyorsun? Tamam. Hazır. Bir, iki, üç. Pocoyo, şaka kaldırabilmek önemlidir. Eğer bö diyeceksen, başkalarının da sana bö demesine izin vermelisin. Bö denmesi o kadar da kötü değil. Hatta oldukça eğlenceli olabilir. Pato, sen de bö diyebilirsin. Bu kez de beni korkuttunuz. Yaşasın Pocoyo. Yaşasın Pato. Yaşasın oyunlar. Bu da iyiydi değil mi? Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sihirbaz Pocoyo. Merhaba Pocoyo. Gel. Oraya mı? Pekala. Aa, anladım. Bize bir sihir yapacaksın. Harika. Ellerinde bir şey yok. Çok güzel. Bak. Ne? Oraya mı? Bir şey göremiyorum. Aa, anladım. Kafanın üstündeki o görüntü oraya şeyle geldi. Sihirle. Seç. Pekala. Bir kart seçeceğim. Sonra sihirle hangi kart olduğunu söyleyeceksin. Bakalım. Ben balonu seçiyorum. Pocoyo'ya söylemek yok. Tamam Pocoyo, ben bir kart seçtim. Çok heyecanlı. Hangi kartı seçtiğimi bilirsen gerçekten sihirbazsın. Oh, pardon. Evi mi? Bunu seçip seçmediğimi Pocoyo'ya söyler misiniz? Hayır, bu değil. Evi seçmedi. Tekrar dene. Araba mı? Araba mıydı, değil miydi? Siz söyleyin. Hayır, balonu seçmişti. Ben balonu seçmiştim Pocoyo. Çok üzgünüm. Bozulmuş. Ha, elbette. Kartlar bozulmuş. Hayır. Pocoyo, sihirbaz değilsen onun eşyalarıyla oynamak tehlikelidir diyor. Dokunmamak gerek. Ellerinde bir şey yok. Harika. İşte sünger bir top. Yok oldu. Aa, onu yok mu edeceksin? Üfle.
gerçekten heyecanlı. Pocoyo? Hala orada. Yok. Yok olması için topa üflememizi istiyorsun. Pekala, birlikte üfleyelim. İşe yaradı. Pocoyo, işe yaradı. Peki, nereye gitti? Evet, görüyorum. İşte oraya takılmış. Evet, Pocoyo, biz topu bulduk. Devam etmeni istiyoruz Pocoyo. Numaran herkesi eğlendirdi. Abraka. Abra. Müthiş. Harika. Gerçekten komikti. Bak, özür dilerim. Pocoyo ama... Bu harikaydı Pocoyo. Senin gördükleri en komik sihirbaz olduğunu söylüyorlar. Planlanıyor. Ve herkes biliyor. Biri hariç. Herkes özel bir şeye hazırlanıyor Pocoyo. Belki katılmak istersin. Hayır. Anlıyorum. Numaraların istediğin gibi olmadığı için üzgünsün. Sihir yok. Evet, sihir olmayabilir. Ama bence bugüne dek gördüğüm en komik numaralardı. Duyuyorum. Etrafına bak Pocoyo. Herkes dünyanın en komik sihirbazının gösterisini izlemeye gelmiş. Gerçekten herkes gelmiş. Ne dersin Pocoyo? Bir numara yapsan? Aa. Evet, Pocoyo'yu alkışlıyoruz. Dünyanın en komik sihirbazı. Aferin sana Pocoyo. Kendini böyle iyi hissettiğin için aferin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kampa gidelim. Pocoyo nerede olabilir acaba? İşte orada. Uçak kuşun içinde. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Merhaba. Acaba Pocoyo şimdi ne yapacak? Oh, galiba Pocoyo bize bir şey göstermek istiyor. Nedir o Pocoyo? Bu da ne? Aranızda bunun ne olduğunu bilen var mı? Bu bir çadır. Bir çadır. Evet, açık havada çadırın içinde uyuyabilirsiniz. Buna kamp yapma diyoruz. Kampa mı gidiyoruz Pocoyo? Hı hı. Harika. Ben kamp yapmayı çok severim. Ne kadar heyecan verici değil mi? Bizimle gelen başka kimse var mı? Kim olduğunu biliyorum. Pato da kamp yapmaya geliyor. Harika. Senin yanına alacağın eşyan var mı Pato? Buna ihtiyacımız olduğundan emin misin?
banyo fırçası mı Pato? Aslında gideceğimiz yerde bir banyo küveti olduğunu sanmıyorum. Olamaz. Ben ne zaman öğreneceğim? Neyse, sorsam mı acaba? Hepsi bu mu Pato? Pekala. Oh, şimdi fark ettim. Uçak kuşa bu kadar şey yükledik ama henüz yiyecek bir şey almadık. Olamaz. Tamam. Acaba artık gidebilir miyiz? Merhaba Eli. Sen Gezi'ye ne götürmeyi planlıyorsun Eli? O kadar mı? Sadece oyuncak ayın mı? Aa, buna sevindim. Galiba artık hazırız. Oyuncak ayını içeriye koy Eli. Gidiyoruz. Maalesef uçak kuşa çok şey yükledik. Bence havalanamayacak kadar ağır oldu. Pocoyo, Pato, uçak kuşun havalanabilmesi için ne yapmalıyız sizce? Siz bu üzgün kampçılara yardımcı olabilir misiniz? Uçak kuş uçamayacak kadar ağır. Uçak kuşun havalanabilmesi için ne yapmaları lazım? Birazını çıkarsınlar. Bu iyi bir fikir. Pocoyo, banyo küvetini çıkarmanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyor. Ve Pocoyo, belki sen de buzdolabını bırakabilirsin. Evet arkadaşlar, bence hepiniz bir şeyler çıkarmak zorundasınız. Eli'ye bakın. Götüreceği tek eşyasını burada bırakıyor. Bu kamp yolculuğunun hepimizin birlikte zaman geçireceği bir tatil olduğunu biliyor. Dene bakalım. Olmadı. Pocoyo, senin de bir şeyler bırakman gerekmiyor mu? İşte şimdi oldu. Şuraya bakın. Harika. Uçuyor. Başardık. Uçak kuş gidiyor. En azından uçak kuşun havalanmasını sağladık. Ama galiba kamp yapmaya yalnız gidiyor. Olsun Pocoyo. Uçak kuş gittiğine göre kamp yapmak için uzak bir yere gidemeyeceksiniz. Ama belki de uzak bir yere gitmeye gerek yoktur. Bütün arkadaşların yanında. Bütün eşyalarınız da. Kamp kuralım. Şuraya bakar mısınız? Gördüğünüz gibi bazen kampta kalmak da kampa gitmek kadar güzel olabilir. İhtiyacınız olan her şey, yani arkadaşlarınız yanınızda olduğu sürece. Aferin Pocoyo'ya. Görüşmek üzere. Yetenek gösterisi. Aa bakın bu tırtıl. Merhaba tırtıl. Nereye gidiyorsun? Aa herkese merhaba. 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 Bak canına neler oluyor. Bugün hepiniz komik davranıyorsunuz. Neden heyecanlısınız? Yetenek gösterisi. Yetenek gösterisi mi düzenliyorsunuz? Ne kadar heyecan verici. Peki kim başlıyor? Aha Eli. Harika. Ah!
Eli gösteri için de bale karatesi yapıyor. Oo, ezici. Hadi Eli'yi alkışlayalım. Oh, demek sıra sende yavru kuş. Bunu kendi başına mı yaptın yavru kuş? Ve tamamen çıldırdın mı? Peki, hadi başla o zaman. Ohoho, ekstra puanlar geliyor. Ne şaşırtıcı bir yetenek. Her şey yolunda mı tırtıl? Sıradaki. Evet, evet. Gösteriye devam. Balina. Sıradaki balina mı? Ama balina nerede? Balina? Bu harikaydı balina. Hadi balinayı alkışlayalım. Anlaşılan Pato bizim için biraz rol yapacak. Bir şeylerin taklidini yapacak. İlginç. Bir pimpon masası. Çok iyiydi Pato. Çiçekler. Ne kadar güzel. Oo, vantilatör. İşte bu çok hoş. Salıncak. Harika. Şimdi ne yapacağını tahmin etmemizi mi istiyorsun? Pekala. Sizce Pato ne taklidi yapıyor olabilir? Bir saat. Pato saat oldu. Pato saat taklidi yapıyor. Aa, sanırım siz haklısınız. Evet, bir saat. Son bir tane mi? Pekala. İşte büyük final geliyor. Uhu! Yolda ilerleyen bir araba. Zekice. Hadi Pato'yu alkışlayalım. Bravo Pato! Bu inanılmaz. Tırtıl, sıra sende. Aa, sanırım Tırtıl önce senin başlamanı istiyor Pocoyo. Sorun olmaz. Tamam. Bunu okumamı mı istiyorsun Pocoyo? Bir hikaye yazmışsın. Bir zamanlar çok minik bir sivrisinek varmış. Ve o büyük bir kalede yaşar. Kocaman bir kale. Aa, bu büyük kalesinde çok yalnız hissediyormuş kendini. Ben çok yalnızım. Birden aklına bir fikir gelmiş. Bir parti vermeye karar vermiş. Parti. Arkadaşı Pablo'yu davet etmiş. Minibüs Markus'u davet etmiş. Ve daha böylece sivrisinek arkadaşlarını bulmak için motosikletine atlamış ve bum, yere düşmüş. Ama sorun yokmuş. Çünkü kaskı başındaymış. Son. Oho, hadi alkışlayalım. Tırtıl, nereye gidiyorsun? Ha, şimdi sıra sende. Tırtıl kaçıyor. Hadi ama Tırtıl. Hadi bir kerecik dene. Harika olacak. Hep zaten eğlence için. Denemesi için hep beraber Tırtıl'ı cesaretlendirelim. Hadi dene Tırtıl. Hadi dene. Bu günleri görmek istiyoruz. Evet. Bize yeteneğini göster. Hipopotam. Hipopotam? Harika gördüm. Aa, öyle mi? Tırtıl hipopotamların Afrika'da Sahara altında yaşayan çok büyük otçul memeliler olduğunu söylüyor. İnanılmaz. Oh. Ve günlerinin çoğunu suda geçirdiklerini, gıdalarının su bitkilerinden oluştuğunu ama geceleri otlamak için karaya çıktıklarını söylüyor. Hmm, ney?
yaşasın. Hep beraber fırtınağı ve herkesin harika yeteneklerini alkışlayalım. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Gizemli ayak izleri. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Sen ne yapıyorsun böyle? Birinin ayak izlerini mi izliyorsun? Bu ayak izleri acaba kime ait? Küçük sayılırlar. Galiba ben biliyorum. Bu ayak izleri Pocoyo'nun ayaklarıyla aynı boydalar baksanıza. O ayak izlerini kimin bıraktığını Pocoyo'ya siz söyler misiniz? Pocoyo'nun ayak izleri. Doğru söylüyorsunuz. Pocoyo, sen kendi ayak izlerini takip ediyorsun. Peki bu ne? Baksana, burada başka ayak izleri var. Ve bu ayak izleri her kime aitse ayakkabı giymiyor. Aslında ayak yerine minik patiler demek daha doğru. Bu izler kime ait biliyor musun Pocoyo? Bu ayak izleri sana mı ait Pocoyo? Bu ayak izlerini kimin bıraktığını Pocoyo'ya siz söyler misiniz? Bir köpek, Lula. Evet, haklısınız. Lula'ya ait. Biliyorsunuz, bazen arkamızda, plajdaki kumda yürüyormuşuz gibi ayak izlerimizi bırakırız. İşte bakın bunlar çok gizemli. Kim ya da ne bu izleri bırakmış olabilir? Yuvarlak. Evet, izler yuvarlak. Kocaman. Haklısın, kocaman. Senin ayak izinden çok büyük Pocoyo. Büyük, yuvarlak bir ayak. Kim olabilir merak ettim. Pocoyo, bu izler kimin olabilir bir fikrin var mı? Bu kocaman, yuvarlak izleri kimin bıraktığını Pocoyo'ya siz söyler misiniz? Pocoyo'nun arkadaşı Ellie. Merhaba Ellie. Senin amma koca ayakların varmış Ellie. Bakın, şimdi de çok ilginç ayak izleri bırakan birini görüyoruz. Merhaba Pato, yüzmeye mi gidiyorsun? Nasıl ayak izleri böyle? Büyük. Evet. Bu izleri kim bıraktıysa ayakları çok büyük. Elininkilerden bile daha büyük. Ve her kimse herde ayaklı biri. Bu izleri bırakan kişi kesinlikle bir çocuk değil. Bir köpek değil, bir fil değil. Değil mi Pocoyo? Bu durumda kim olabilir? Canavar. Ah hayır Pocoyo, ben bir canavar olduğunu sanmıyorum. Pocoyo, Pocoyo, birazcık etrafına baksan.
Pocoyo. Canavar her ne kadar sana çok yakınmış gibi görünüyor olsa da inan ki telaşlanmana gerek yok. Bak Pato, ne kadar garip değil mi? O ayak izlerini sen bırakıyorsun. O korkunç ayak izlerini kimin bıraktığını görüyor musun Pocoyo? Bu ayak izlerinin kimin ayağına uyduğunu Pocoyo'ya siz söyler misiniz? Pato! Pato'nun ayağına! Pato! O ayak izleri Pato'ya ait. Paletlerle yüzmeye gidiyordu. Aferin sana Pocoyo. Koca ayak izli canavarın gizemini sen çözdün. 10 üzerinden 10. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Gizemli canavar. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Ne yapıyorsun Pocoyo? Nedir o? Canavar! Eyvah! Bu çok korkunç bir çizim Pocoyo. Bu gerçekten beni çok korkuttu. Peki bu canavarla ne yapacaksın? Onunla birilerini mi korkutacaksın? Kimi? Arkadaşlar! İşte Eli burada. Aa, merhaba Eli. Eli bak, bir canavar. Aa, evet, altında da mavi bacakları var. Onları hemen fark ettin. Aranızda Eli'nin bu canavardan gerçekten korktuğunu düşünüyorum. Haklısınız, korkmuş gibi yapıyor. Hemen üzülme Pocoyo. Çizdiğin canavar gerçekten ürkütücü. Oo, çok korkunç. İmdat! İmdat! Canavar! 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 Be, canavar! Belki de gidip bir baksan iyi olur Pato. Belki orada gerçekten bir canavar vardır. İmdat! Ah imdat! Hemen kaç Pato, kaç buradan! Ah, görünüşe göre Pato'yu korkutmak da çok zor. Sersem kuttu. Yapma Pocoyo. Oh, olamaz. Aa, bu hiç de iyi görünmüyor. Pocoyo'nun kutusu uykucu kuşun üzerine kapandı. Eli, Pato. O Pocoyo değil. Gerçekten. Bana yardım edebilir misiniz? Kutunun içindeki Pocoyo mu değil? Hayır, Pocoyo kutuda değil. Zavallı uykucu kuş. Eminim o kutudan çıkmak isterdim. Bye.
Eminim arkadaşların sana yardım etmek isterdi. Ama senin bir canavar olduğunu düşünüyorlar. Ne dedin uykucu kuş? Herkes senin bir canavar olduğunu düşündüğüne göre bir canavar mı olacaksın? Oh, olamaz. Zil sesi de ne? Telefon çalıyor. Alo? Pato? Bana kalırsa yavru kuş konuyu anlamak üzere. Evet yavru kuş, kutunun içindeki gerçekten uykucu kuş. Neyse ki ortada neler olduğunu anladı. Pocoyo, Ellie, Pato, korkmanıza hiç gerek yok. Bu gerçek bir canavar değil. Onlara kutunun içinde kimin olduğunu söyleyebilir misiniz? Uykucu kuş. Kutunun içinde uykucu kuş var. Gördünüz mü? Canavar sandığınız şey aslında gerçekten canavar değilmiş. En başından beri kutunun içinde uykucu kuş vardı. Oh, bakın. Oh, şimdi anladım. Ne kadar eğlenceli. Hepiniz kendinize korkutucu kutular yapmışsınız. Yaşasın korkutucu yüzler. Yaşasın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Her şeyin anahtarı. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Bugün ne oynayacağız Pocoyo? Evet. Onu ben de görüyorum Pocoyo. Parlak bir şey. Galiba Pocoyo bunun ne olduğunu bilmiyor. Biriniz Pocoyo'ya bunun ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu bir anahtar. Anahtar. Bildiniz. Bir anahtar. Kilitleri açtığında kim bilir ne sürprizler ortaya çıkacak. Ne kadar heyecan verici. Evet. Ve biliyor musun? Eğer yanılmıyorsam bu anahtar eskiden korsanların hazine sandıklarını açmak için kullandıkları anahtarlara benziyor. Hazine? Hazine. 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 Hazine, hazine, hazine. Bu çok tuhaf. Bu bir... Bu bir anahtar deliği Pocoyo. Hazine? Bir dene bakalım. Oo, hazine var mı bilemiyorum ama daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Merhaba. Hazine. 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 Burada hazine yok. Seni uyandırdığımız için özür dileriz uykucu kuş. Anahtar. Hazine. Hazine. Anahtar. Hazine. 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 Hey. Bir anahtar deliği daha. Burada bir bodrum katımız olduğunu bilmiyordum. Hazine. 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 Hazine, hazine.
bizi görünce şaşırdın mı Pato? Hazine Pato. Asansör. Çok heyecanlı. Hadi bir dene bakalım. Denizin dibine indiler. Hazine? Galiba buradan öteye gidemezsiniz, değil mi? İnanmıyorum. Şuna bak. Hazine! 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 Biliyor musunuz? Gerçekten hazine olabilir. Bugün gördüklerimden sonra artık beni hiçbir şey şaşırtamaz. Hadi Pocoyo, aç bakalım. İçinde ne var merak ediyorum. Şeker mi? Oyuncak mı? Hazine ne olabilir? Ne oldu? Ne var içinde? Hepiniz gidip bakar mısınız? Sonra da bana hazine sandığında ne var söyleyin. Bir sürü anahtar. Hazine. Hazine. Bugünkü eğlencemizden sonra bu bence dünyanın en büyük hazinesi. Kapıları açmaya devam edin. Sorular sorun ve dünyanızı keşfedin. İşte bunlar her şeyi yapmanın anahtarı. Aferin Pocoyo'ya. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Tut Lula tut. Pocoyo ve Lula bugün deniz kenarına gidiyorlar. Merhaba Pocoyo. Sana da merhaba Lula. Güzel. Sahilde bir gün geçirecekler. Bir piknik sepetleri var. Bir de plaj şemsiyeleri. Ve Pocoyo. Nereye gidiyorsun? Sahil o tarafta değil. Çok iyi bir fikir Pocoyo. Bir top. Yuvarlak, turuncu, küçük bir top. İyi ki yanında getirmişsin. Yuvarlak. Evet. Yuvarlak. Bir daire gibi. Aferin Pocoyo. Eminim Lula, kumlarda top yakalamaca oynamaya bayılacak. Hadi, at bakalım. Pocoyo, sahil o tarafta değil. İşe bak. Demek buradasınız. Peki top nerede? Topu görüyor musun Pocoyo? Bunlardan hangisi top? Bunlardan hangisi Pocoyo'nun topu? Söyleyebilir misiniz çocuklar? Yuvarlak olan yuvarlak. Yuvarlak. Çok doğru Pocoyo. Senin topun yuvarlak. Hadi artık sahile gidelim. Arkadaşımız Pato çok eğleniyor galiba.
Çok güzel Pato. Aman dikkat et. Neredeyse çarpıyordu değil mi Pato? Lula geliyor. Zavallı Pato. Ne kadar çok uğraşmıştı. Pato, galiba Pocoyo'nun topu buralarda bir yerde kayboldu. Yardımcı olabilir misin? Yuvarlak. Evet, Pato doğru söylüyor. Etrafta görünen her şey yuvarlak. Senin topunun başka bir özelliği daha yok muydu Pocoyo? Pocoyo'nun topu bunlardan hangisi söyleyebilir misiniz çocuklar? Turuncu olan, turuncu top. Turuncu. Lula, topları gördü. Hayır olamaz, yine mi? Olanlar için üzgünüm Pato. Bakın eli ne kadar yetenekli. Dikkat et. Yo, olamaz. Merhaba Eli. Şimdi topunu bulmak biraz daha zorlaştı değil mi? Belki de Eli'ye nasıl bir top aradığını anlatmalısın. Yuvarlak, turuncu. Hayır, bu senin topun değil. Topun nasıl olduğunu söylemiştik. Yuvarlak, turuncu ve... Aranızda Pocoyo'ya topunun hangisi olduğunu söyleyebilecek olan var mı? Küçük olan. Küçük. Aferin. Evet. Topunu bulduğuna göre deniz kenarına gidebilir miyiz artık? Sahil. Yaşasın. Sonunda sahile gelebildik. Pocoyo'ya kocaman bir aferin. Bu koşuşturmacadan sonra Pocoyo çok güzel bir gün geçirdi. Ve tabii onun sayesinde ben de. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.